merhabalar. Ben de Rizmi Bordo Mavi bir İstanbul akşamından herkese merhabalar diyeyim. Bizim stüdyomuz da bu akşam aslında isterseniz daha anlamlı sanki. Mavi ile birçok tonunu bir araya getiren bir stüdyonun içerisindeyiz. Yeni yayın döneminde biliyorsunuz. Yeni stüdyomuzda mevzu bahiste. Evet efendim size her yer Trabzon öyle söyleyeyim. Bütün Trabzon camiası, bütün Trabzon spor camiasını tebrik ediyoruz. Bugün İstanbul'da bir kez daha e, Trabzonspor taraftarları sokaktaydı bayraklarıyla birlikte e, ve her zaman olduğu gibi gayet güzel, gayet medeni bir şekilde şampiyonluklarını kutlamaya devam ediyorlar. Biz de tebrik ediyoruz bütün Trabzonspor camiasını e, en ufak görevlisinden en genç en yeni taraftarına kadar. E, tabii güzel bir hikaye aslında isterseniz Anadolu'nun bağrından bir takımın gelip şampiyon olması Süper Lig'de çok güzel bir şey. Geçmişte bunun üst üste örneklerini yaşamıştı Trabzonspor taraftarı. Sonrasında başka takımlarda bunu yaşadı ama Trabzonspor uzunca bir süreden sonra aynı sevinci bir kez daha görmüş oldular. Bugünkü misafirimiz de aslında isterseniz Anadolu'nun tam ortasından çıkıp bir bir taraftan dünyanın ulaşmadığı köşesi bucağı olmayan yaptığıyla yaptığı işlerle çok kıymetli bir insan sevgili doktor Kemal Tekten hoş geldiniz Kemal abi hoş bulduk Baştan şunu söyleyeyim e, Kemal abi desem mahsuru Tabii tabii ah. ben de memnun olurum Allah razı olsun çok teşekkür ederim Kemal abi sağ olun Ayaklarınıza sağlık bizi kırmadınız bu akşam burada bize vakit ayırdınız. E, bizim geçtiğimiz hafta misafirimiz Bekir Can Temirdi. Bekir Can Temirle alakalı ben tanıtımı yaparken şey diyecektim yani İki koltuğun altında bir sürü kapuz taşıyan adam diyecektim. Şimdi bugün karşımda siz varsınız. <laughs> daha, da, daha, da, fazla işte uğraşan e, bir insan. Bugün elimizden geldiği kadar sizi tanımaya çalışacağız elbette izleyenlerimizle birlikte. Mutlaka sizi çok iyi tanıyanlar var, takip edenler var ama e, ben isterim ki e, artık internetin çıkmasıyla dünyanın her köşesinde bizi izleyebiliyor insanlar. E, tanımayan insanlar da tanısın, görsün, bilsin. Kemal Tekten neler yaptı, nelerle uğraşıyor, daha neler yapacak. E, bunları da hep beraber önümüzdeki yaklaşık ee, i̇ki saat içerisinde inşallah konuşalım istiyorum. Buna başlarken de elbette e, dünyaya geliş noktamızdan. Kayseri'desiniz ama Kayseri'de mi doğdunuz yani? Ee, ben Eskişehir'de doğdum. Babamın işi vesilesiyle. Hmm. Daha sonra iki, iki yaşından sonra Kayseri'ye dönmüşler. Evet. Ee, i̇lk ve orta öğretimi tamamen Kayseri'de. Aslen Uğurlu'sunuz ama Kayseri'de. Tabii Aslen Kayseri'deyiz. Eyvallah güzel. Peki e, nasıl bir aile hayatınız vardı? Mesela ne iş yapardı babanız, anneniz, kaç kardeştiniz? Nasıl bir aile hayatınız vardı o dönemde? <laughs> evet, e, teşekkür ederim. Babam, öncelikle tabii buradan TVNet izleyicilerine selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Başımızın üstüne. Ee, size de teşekkür ediyorum. Feslan Böyle mı? bir e, iletişime vesile olduğunuz için. E, Allah mekanlarınızı cennet etsin. E, annem ev hanımıydı, evet. babam da memurdu. Aslında hukuk fakültesi mezunuydu ama biraz geç mezuniyeti gerçekleştiği için e, memuriyet hayatı oldu. E, Allah binlerce razı olsun onlar bize çok şey öğrettiler. Yani, e, yani en azından e, vatana, millete hizmet, e, Allah korkusu gibi duygular. Bundan dolayı onları hep böyle e, benim ilk öğretmenim olarak e, rahmetle anıyorum. Beş kardeşlik biz. Maşallah kalabalık evet. bir aileniz var. <laughs> Üç kız, iki erkek. Ee, evet. Kardeşlerim... Siz e, kaçıncı sıradasınız bu arada? Ben birinciyim. Daha en büyük, <laughs> en büyük, büyük o benim maşallah. evet. Bu arada <laughs> doğum 1959. 1900... 1959 doğumluyum. Ee, Kayseri'de okuduk. Sonra e, İstanbul Tıp Fakültesi'nde e, tıp fakültesini hmm. bitirdim. Daha doğrusu doktorluğumu e, tamamlamış oldum. Sonra kulak burun boğaz uzmanı oldum. Kayseri'ye geri döndüm. Ee, Niye böyle. İstanbul'da kalmadınız? Yani? Vallahi çok istedim ama kısmet işte. Biraz <laughs> da belki e, mezuniyetten sonra mecbur hizmet yaptık biz. Mecbur hizmet sırasında nişanlandım. Nereye gittiniz abi mecbur hizmette? Muğla Dalaman. Çok güzel bir mecbur hizmet <laughs> Şimdi bütün arkadaşlar doğuyu çekerken ben Dalaman e, e, cezavi, açık cezaevi hekim Belki zorlu orasıymış. Gittim, evet. dedim ki ya bu Dalaman neresi, doğunun neresinde acaba falan derken <laughs> arkadaşlar beni yumruklamaya başladılar. <laughs> Sonra anladım yani Dalaman'ın batıda olduğunu, Muğla'da olduğunu. Yani orada e, açık cezaevinde e, iki yıllık çok önemli bir tecrübe. Oo. yaşadım. Sevdiniz mi onları? Ee, yani sevdiğim tarafları da oldu. Sevmediğim tarafları hmm. da oldu. Tabii biraz fazla kozmopolit bir bölge. Hmm. Ama öteki taraftan her tarafta bizim insanımız güzel insanlar. Evet. Ee, çok fazla. Sonra cezaevinde yaşayan daha doğrusu orada mahkum olan e, kişilerle irtibatım oldu. Onların hayatlarını e, dramlarını izledim. Takip ettim. Dolayısıyla benim için gerçekten güzel bir Macera oldu. güzel bir güz hikayeler biriktirdiniz abi orada. <laughs> Anormal hikayeler var tabii orayla <laughs> Elbette ya elbette. Evet. Elbette. En güzel hikaye anlatıcıları aslında aynı zamanda en güzel hikaye toplayanlardır. Belki de hayatın kendilerine sunduğu elbette. zenginliği en iyi toplayanlar. Elbette. Hani böyle bal araları gibi böyle birçok çiçekten bir çok Benim, alır. E, Allah izin verirse kitaplaştırmayı düşündüğüm hatıralarla hayata bakış diye bir kitabım olacak. Ne güzel. Yani hazırlığım var. Hayatımda böyle farklı enstantaneler, bana bir şeyler öğretmiş e, noktalar var. Onları biriktirmeye çalışıyorum. Oo. E, yani hayatımda e, o kadar çok bana ders veren olaylar oldu ki, kişiler oldu ki. E, mesela bir tanesini kısaca anlatayım Yeterim, isterseniz. E, Kayseri Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. Çok yoğun. Çalışıyoruz biliyorsunuz o zaman devlet şimdi de evet. böyle gerçi de 70-80 hasta bakıyorsunuz artık ter akıyor yüzünüzden bıkkınlık ve yorgunluk falan ee, tabii ben kendimi sürekli motive ediyorum hani idealist insanız ya yorulmayacaksın bıkmayacaksın usanmayacaksın ee, tam bu sırada bir hasta amca geldi Recep amca ismini hiç unutmuyorum kapıyı açtı içeri girdi Önüme bir ilaç fırlattı. Dedi ki ya ne biçim doktorsun? ilaç verdin iyileşmedim falan diye bağırarak. Eyvah eyvah. Ben tabii o arada bir sinirle amcaya bağırmaya başladım. Ben bağırdım <laughs> o bana daha çok bağırdı. Eyvah eyvah. Sonra eyvah dedim. Şimdi ilacın içine baktım bir tane kullanmış. Aa. iyileşmedim diye geliyor. Sonra Recep amca özür dilerim dedim. Elini öpmeye kalkıştım. Benim 70 yaşında adam elimi öptü. Allah Allah. Ya evladım özür dilerim dedi. Şimdi benim bakın eğer siz o insana bağırırsanız sizi e, basit bir insan olarak görüyoruz. O size daha fazla bağırmaya başlıyor. Hmm. E, o anda ben geri çekilip de özür dileyince adam ne yaptığının farkına vardı. Hiç unutmayacağım bir ders verdi bana. Ondan sonra hiçbir hastaya bağırmamaya. İlk belki ilk ve sondur o. Ee, i̇nsanımız aslında çok güzel, ee, çok masum bir milletin evlatlarıyız. Çok şükür. Ee, ama işte bizim gibi e, entelektüel geçinenler, aydın geçinen insanların davranışları bazen onları çileden çıkarıyor. Ee, biz İyi davrandığımız zaman onlar her zaman saygılılar. Ben bunu her zaman her yerde gördüm. Valla haklısınız Kemal abi. Yani pandemi döneminde e, özellikle sağlık sektöründe çalışan her kim varsa yani hastanede temizlik ya da müstahdem olarak çalışanından tut Çok büyük en üst profesörüne yalar. kadar Tabii. haklarını ödememiz mümkün değil. Allah mi? binlerce yani. razı olsun öyle davrananlardan. Hizmet edenlerden, fedakarlık yapanlardan. Bu arada kayıplar oldu. Ee, Her akşam duamızdalar. Allah Her akşam razı olsun. Yani. Şimdi e, ben hastalardan e, dua almayı çok severim. Belki de bütün işlerimin rast gitmesinin sebebi odur. Yani işin hayatımın e, püf noktası diyebilirim. Siz işin kolay yolunu bulmuşsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Hasta duası, yolcu duası. Amcanın birine <laughs> sordum. Dedim ki amca nasılsınız? Evlat dedi. Hayırlısıyla dedi, kazasız belasız emaneti teslim edebilseydik dedi. Aman Allah'ım yani üzerinde günlerce düşünülecek bir söz, arifane bir söz. Evet. Yani o cahil gibi görünen, ya okumamış manasında söylüyorum. Ee, i̇nsanlarda o kadar arifane bakış var ki, bu bizim işte aslında e, medeniyetimizin kırıntıları insanlarımıza yansımalar. Bir de bunlar e, okusalar veya o eğitim biraz daha geliştirilerek insanımıza verse neler olur neler. Yani işte o kadar zaman önce Orta Asya'dan kopup gelirken birçok coğrafyaya geçerken, oradaki birçok kültürle temas ederken, bir şeyler alıp bir şey verirken, bütün o imbikten süzülüp gelen şey Anadolu irfanı dediğimiz şey aslında. aslında değil mi? Kemal. Yani Oraya doğru gidiyor. Peki Kardeşlerde tıp sektöründe ya da bir böyle sanat erkek sektöründe... kardeşim e, dahiliye uzmanı. O da doktor. Evet, şu anda İstanbul'da. E, kız kardeşlerim de e, birisi iş adamı, Hı -hı. iş hanımı. E, diğer vakfımızda çalışıyor. Ah çok güzel. E, diğer kız kardeşim de e, ev hanımlığı yapıyor. Harika ya, maşallah. Peki sizi tıp sektörüne yönlendiren babanız ya da anneniz mi oluyor ya da ne bileyim hani böyle. Bir kere e, şimdi böyle düşünelim 59. Yavaş yavaş televizyonun da girdiği dönem aslında isterseniz sizin çocukluğunuz dönemi Türkiye'ye. Ee, yani böyle 70'ler falan. Benim ortaokul e, hatta lisede televizyon ilk girdi Türkiye'ye. Ha biraz belki ben lise başlangıcındayken yani 70 li yıllar değil mi? 74, 75 evet, evet, falan evet. gibi hatırlıyorum. E, televizyon o zamanlar girdi. Siz nasıl ben, vakit geçirirdiniz evde? Mesela bir şeyler konuşulurdu. Belki hikayeler anlatırlardı. Bilmiyorum ki nasıl bir şey olurdu e, orada o dönemde. Tabii ya da babam, sohbetler. Babam e, e, beni karşısına alır devamlı istişarelerde bulunurdu. Hiç yönlendirme yapmadı. Hmm. Sen değerlendir. Kendini e, tart. Neyi yapabilirsin, neyi yapamazsın. Tabii çalışkan bir öğrenciydim ben. E, çok okurdum. Yani şeyin dışında da, ders dışında da çok okumaya çalışırdım. Neler okudunuz yani? Ee, tarihi romanlar okurdum daha ha, çok. <gülüyor> <evet>. <gülüyor> o zaman Abdullah Siyah Kozanoğulları, Mustafa Necaz Sepeçioğulları falan. Kim yönlendirdi sizi mesela? Hani bu insan nihayetinde yanında yöresindeki insanların konuşmasından ya da onların ee, okuduğundan. Bazı yakınlarım, bir de dayım rahmetli. O da dünya klasikleri, çocuk klasikleri alırdı. Ha. Kitap okumayı o biraz ee, bana alıştırdı. Allah rahmet eylesin mecan, hepsinden. Mecan. Evet. Ee, ya Böylece e, bir yönlenme oldu. Daha önce farklı gidiş gelişlerim oldu benim e, ortaokul ve lise ilk yıllarda ama lise 2'den sonra e, yavaş yavaş tıbba yöneldim. Hmm. Ben e, insanı öğrenmek istiyorum. İnsana yönelmek istiyorum. İnsana hizmet etmek istiyorum. Düşüncesiyle ama sosyal tarafım da çok güçlüydü. Evet, inanılmaz. Ondan musun? belki de tıp fakültesinden sonra da o yönümü de devam ettirdim. Organizasyonlar vesaire. Bir şey soracağım. Tıptan sonra yoksa sosyal bilimlerle alakalı başka bir okul vesaire falan da var mı? Yok, ha, hayır. Tamam. Ama normal kendi Ama hayatınızı devam ettirirken tabii. bir taraftan... Şimdi tabii e, İstanbul'da okurken e, burada vakıflar, dernekler vesaire vardı biliyorsunuz. Mesela en başta Türk Edebiyat Vakfı. Oraya haftalık çarşamba sohbetleri vardı. Allah rahmet eylesin Ahmet Kabaklı Üstad'dan. Orada bütün yazarlar, şairler orada tanıdık. Onlar tıp fakültesindeyken çok etkiledi bizi. Bir ideal peşindeydik. Allah'a şükürler olsun. Tabii şöyle bir söz söylüyorum. Başkalarından almışımdır mutlaka. Bir insanın hayatındaki en büyük mucize, karşılaşabileceği en büyük mucize mükemmel bir öğretmenle karşılaşmaktır. Lisede, e, ortaokul, lise yıllarında böyle öğretmenler vardı. Bizi yönlendiren, ideal oluşturan ama e, üniversite yıllarında e, bilirsiniz, yani Seyit Ahmet Arvasi Bey vardı, pedagog, yazar, e, pedagoji hocasıydı ama yazardı. Ee, Allah binlerce razı olsun benim Hızır'ım o diyorum yani Oo. bize dokunan e, bir büyük zata soruyorlar diyorlar ki Hızır kim? Hani hep Kur'an-ı Kerim anlatır bize Hz. ile Hızır'ın karşılaşmasını ama biz bizzat karşılaşmıyoruz gibi. Aslında hep, hep onun peşindeyiz yani. Ama o zat diyor ki senin ölü ruhunu kim diriltiyorsa Hızır odur. Hmm. Şimdi ben de herkese söylüyorum diyorum ki özellikle öğretmenler, eğitimciler o kadar önemli ki çocukların, gençlerin hızırı olun. Onların ruhuna dokunun. Onlara ideal aşılayın. Mesela ben bunu şöyle de açıklıyorum. O gibi büyük zatlar Allah binlerce razı olsun benim içime bir dinamo takmışlar diyorum. <laughs> Kendi kendini şarj eden dinamo bir de. Ben biraz yorulacak olsam, duracak olsam hanım çok şikayetçi bu durumumdan tabii yani. <laughs> Ruzi hanım, sürekli ya yeter artık yorulmuyor musun falan diyor. İçimdeki o dinamo harekete geçiyor. Beni tekrar aktive ediyor, dolduruyor, şarj ediyor. Dolayısıyla böyle birçok şeye bu vesileyle koşturuyoruz yanlış hatırlamıyorsam eğer yanlış hatırlıyorsam düzeltin lütfen. Ayet-i Kerime'de hani diyor ya bir işi yaparken yorulduysanız eğer onu bitirip dinleyin. Bir başka, bir başka iş yapmaya tabii. başlayarak dinleyin. İnşirah yani. suresi i̇şte, yani. Tabii. Yanlış söylemiyorsam İnşirah suresi. Ee, İnne kal... mal yusra. Müthiş bir şey ya aslında isterseniz. Yani hakikaten insanın verimli nasıl verimli olabileceğini anlatan bir şey yani. yani ee, hayat kitabı oradan geldiği için herhalde onu düşünüyorum. Peki ee, daha lise 2'deyken vesaire doktorluğa karar verdikten sonra da ee, mesela sizin eğitimci tarafınız var bir de okullar var. evet. Kurucusu oldunuz efendim evet. söyleyeyim. E, tıp zaten mesleğiniz hastaneler tıp merkezleri vesaire falan bu gayet doğal bir şey. İşin Hani hayatın normal akışında yürüyüp giden bir şey. Kitaplarınız var bir taraftan efendim söyleyeyim. Ee, yani sizin isminize çıkan 3 tane kitap var ama baktığınızda koca bir yayın evi yürüyor oradan çocuklarla alakalı özellikle. Ee, öte yandan bir de prodüksiyon tarafı var diziler, belgeseller. Bir ara siyaset de yaptık. O artık var ya <laughs> Kemal abi şey gibi kalmış ya bu, bu, işte Kemal abinin bir parmağıyla falan yaptığı bir iş gibi kalmış yani hakikaten enteresan bir de siyaset var doğru e, milletvekilliğiniz var efendim söyleyeyim. E, bu ayet-i kerimeyi sizin herhalde hızırınız kalbinize işlemiş gibi geldi bana bilmiyorum <laughs> demek ki işin şeyi orada. Zannediyorum yani aslında İslam'da en kutsal olan şey bana göre benim öğrendiğime göre daha doğrusu cehd buna cihat diyebilirsiniz. Gayret, çalışma, çaba. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruluyor. Yani dolayısıyla Müslüman insanın, inançlı insanın, öte dünya düşüncesi, endişesi olan insanın bu dünyada bir an bile boş durmaya hakkı yok. Çok zor abi ya. Çok zor ama elbet. zor. Elbet ama işte bu ee, o dinamo var ya bu işi kolaylaştırıyor. <laughs> ya şimdi şöyle bir söz var. Bir batılı yazarındı galiba. Diyor ki siz çocuklara e, gemi yapmayı öğretmeyin. Uzak denizlerin aşkını verin. Onlar donanma yapsın. Diyor. Hadi bakalım. Yani şimdi bu müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Yani düşünün gemi yapmayı öğretiyorsunuz ama bir ideal yok. Şimdi hayatın anlam kazanması o kadar önemli ki. Amerika'da ve Fransa'da araştırma yapmış bilim adamları. Özellikle Amerika'da, MIT'de çocuklara tek bir soru sormuşlar. Demişler ki hayatınızda eksikliğini hissettiğiniz şey nedir? Aynısını evet. Fransa'da da. Amerika'da %78 galiba, Fransa'da da %89 oranında hayatımızda hayatımızın anlamı yok diye cevap çıkmış. Amerika'da ve Fransa'da. Evet. Şu anda Türkiye'de de böyle. Gençlerimize sorsanız bir gayesiz niçin okuyor, niçin yaşıyor bilmiyor. Bu o kadar önemli ki bakın bu nokta şimdi hayatın anlamı olmayınca insanlar, gençler bir süre sonra boşluğa düşüyor ve Allah korusun intiharlara kadar gidebiliyor. Allah İnsanın hayatını, yaşamasını heyecana sevk eden, ona anlam katan, onu anlamlı kılan işte bu. Hayatın anlamını bilmek ve hayatını bir ideal çerçevesinde yaşamak. Ne mutlu öyle yaşayabilenler. Yani. Çok İnşallah. Da. Peki ee, dönecek olursak prodüksiyon tarafına. Yani filmler, diziler, <laughs> belgeseller falan. Bunca şeyin içerisinde ilk Kemal Tek'ten bunu daha önce başka bir yerde söylediniz mi bilmiyorum ama ne zaman dedi ya ben bu işi yapacağım arkadaş şunun için yapacağım, şu sebeple yapacağım diye. ilk gönle o ateş ne zaman düştü? 1992'de biz rahmetli Yücel Çakmaklı ile Kayseri'de bir panel yaptık. Milli Sinema Paneli. Evet. O zaman geldi. iki gün bizimle oldu. Gezdirdik. O panele o zaman İngiltere'de eğitim gören Yusuf Kaplan da gelmişti. Oo. Daha Bizim gibi genç, tıfıl, delikanlıydım. Ee, orada ve üniversite yıllarında da, daha öncesi de var. Üniversite yıllarında da işte Osman Sınav gibi, İsmail Güneş gibi arkadaşlarla biz üniversite e, yıllarında beraber e, arkadaşlık İslam'da. yaptık. Evet. Onların ben e, yaptıklarına hayran oluyordum. Gerçi şimdi de hayran oluyorum. Yani şimdi de takdir ediyorum. E, eğitim bu toplum için en önemli... Nokta. Yani biz eğitimde kaybettik, eğitimde tekrar dirilmemiz gerekir düşüncesiyle hareket ettik. İşte e, okullar açmamız, vakıf kurmamız. Sonra da e, şunu gördüm: Eğitimde e, bakın kime sorarsak soralım, e, okuldaki eğitim bir çocuğun hayatında yüzde kaç yer işgal ediyor? Hı hı. Onların eğitilmeler açısından. Bu en iyi okullarda yüzde %40'tır hmm. benim tespitime göre. Ee, bunu hadi aileyi de %20 diyelim. Yani en iyi aile de belki bunu aşanlar olabilir ama ben ortalama söylüyorum. Geri kalan yüzde %40 sokak ama bu sokak neresi? Şu anda sokak bizim bildiğimiz eski sokaklar değil. Orada yine bizim kültürümüz, bizim büyüklerimiz hakimdi ama şu anda hiç kimse hakim değil. Ve çocuklar başı sokak boş. Şu artık? Tabii, sokak şu anda sosyal medya, televizyon, dijital mecralar, internet. Siz buna hakim olmadıkça eğitimi tamamlamış olamazsınız. Şimdi ben bunları kendimce gördüğüm için dedim ki bir de bir başka şey var. Bundan 25 sene evvel Amerika'ya gitmiştim. Bir ay kaldım Houston'da. Orayı iyi bir gözlemci olduğumu söyleyebilirim. Amerika'yı ben Merak ediyordum yani nasıl bir ülke nasıl böyle büyük bir ülke Hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim ee, Geliyor otobüsler bizde olmayan bu burunlu eski otobüsler falan Bizi gezdiriyorlar Götürüyorlar işte tarihi mekanlar diye 150-200 yıllık yerlere ee, Şimdi Aman Allahım yani Türkiye'de bakın 12 bin yıllık tarih var bu ülkede Biz Bunu değerlendiremiyoruz Neden? Amerika niye güçlü? Ben iki şey tespit ettim. Birisi bütün dünyanın üst seviye, zeki, kabiliyetli insanların topluyor. Hmm. Beyin göçü. Yani şu anda bütün dünyada bunun ortalaması, üstün zekalı çocukların ortalaması yüzde iki buçukken Amerika bunu beş altı yapıyor. Ve bir de yetişmiş insanlar, mesela Türkiye, Pakistan, ne bileyim Çin, öteki Beriki'nin siz okutuyorsunuz çocuklarınızı, maliyeti çok yüksek size ama o kaymağını yiyor Amerika. Ya yani bunu fark ettim. Bütün teknik alanlarda böyle. İngiltere'de de böyle. Teknik alan. Ama sosyal alanları mesela İngiltere, İngilizler dışında kimseye bırakmıyor. Hmm. Birincisi bu. İkincisi ne? Hollywood. Yani e, Amerika'nın Gücüne güç katan bir propaganda, bir algı yönetimi Hollywood'la bunu siz çok iyi bilirsiniz. O kadar büyük dünyayı algı yönetimiyle yönetiyor ki, etkiliyor ki. Biz Amerikan rüyalarını seyrettik bir aralar. Değil mi? Ama bunun şu anda maalesef foyası çıktı, hiç de öyle olmadığı anlaşıldı. Şu anda Amerikan sevdası eskisi kadar değil tabii. Şimdi bu iki büyük gücü biz de kullanmamız gerekir diye ben acizane düşündüm. Ve Türkiye'de üstün yetenekli çocuklarla ilgili işte Tüzdev Vakfı'nı evet. kurduk ve Allah'a şükür yaklaşık 10 senedir 9 küsür senedir vakıf faaliyetlerine devam ediyor. Tabii kendi çapında yani çok büyük destekler Ama almıyor. Ama artı bir yani. Artı bir evet. bir şey yapmış. Ve Ama Türkiye'de olarak bir şey yapmışsınız. Türkiye'de ee, tek milli vakıf. Hmm. Bu çok Bu üzülerek alanda. söylüyorum. Yani e, bilinmeyen öyle vakıflar, dernekler vesaire var ki ya bir kısmı direkt yabancıların kurduğu, dünya çapında kurduğu isimler de bende e, var. E, ya da dolaylı olarak bizim bir takım batıya bağımlı emperyalist ülkelere bağımlı insanların kurduğu veya grupların kurduğu vakıflar var. Bunlar sürekli bizim çocuklarımızı gayrimilliğileştiriyor. Hmm. Biz vakıfta şu iki şeyi koyduk şiar olarak. Dedik ki bir, milli olmadan evrensel olunmaz. Yani bütün büyük dahilere bakın, hepsinin milli bir karakteri vardır önce, sonra evrenseldir. Yani Batı'da e, e, Rus Dostoyevski'yi alın, İngiliz Shakespeare'i alın, Balzac'ı alın. Türkiye'de de Mimar Sinan'ı alın. Bunlar önce kendi değerlerine e, değerlerini işliyorlar ama evrensel olarak işliyorlar. İşte bu e, bunu biz yapmaya çalışıyoruz. Kendi e, acizane bir, bir şeyle. Birazdan Tüzdevi zaten konuşmak istiyorum. Benden oturma aldım sizi söyleyince. Aslında isterseniz oradaki sebep de burada ortaya evet. çıkmış oldu. Evet, Şimdi ee, eğitimin dedik önemli bir kısmı işte bu sosyal mecra veya dijital mecra veya görsel Ve o zaman. zaman. Televizyon, sinema. Tabii. Şimdi onun için biz orada da olmamız gerekir diye kendimce düşündüm. Arkadaşlarım da olduğu için Yücel Çakmaklı'yı da hep e, gıptayla e, anarım. Dolayısıyla ben maddi gücüm olunca belli bir seviyeye gelince bu alana yatırım yapacağım diye düşündüm. Allah Allah. Yani Allah yarın bana sorduğunda en azından diyeceğim ki başarılı olmasam bile Ya Rabbim ben bu alanda bir şeyler yapma gayreti içerisinde oldum. Çok Bakın güzel. bu kadar samimi yaklaşınca Allah önünüzü bir açıyor ki. Yani gittiniz, tahlil yaptınız. iki tane önemli noktayı kendiniz belirlediniz. Evet. İkisiyle ilgili de ee... Bir şeyler Yapma. yapmaya çalıştınız. Tabii. Başladınız en azından. Niyet ettiniz yani. Evet. Muhteşem bir şey. Yani e, 2010'da kurduğumuzda bir belgeselle çıktık ortaya. Ustalar, alimler. Oraya asıl... girmeyelim abi. Oraya inşallah evet. gireceğiz. Ben şeyi çok merak ettim. Bir araya gideceğiz ama gitmeden önce şu soruyu merak ediyorum. çakmak Çakmak'ta 1992'de Kayseri'ye niye gelmişti? Ne, ne vardı? Siz bir çağırdınız. Bir belediye organizasyonu. Biz çağırdık. Mıydı? Milli Sinema. Bir de o, o zaman mıydı? Ondan sonra mı? Bir birlik TV diye bir şey kurulacaktı. Ben de onun... E, temsilcilerinden, ortaklarından biri oluyordu. Hmm. Ama sonra iptal edildi. Nedense toplanan paralar dağıtıldı, geri verildi. Şey miydi? Türkiye çapında bir Türkiye çapında tabi. Yücel Çakmaklı'nın da içinde olduğu bir hareket olmuştu. Ama Milli Sinema konusunda Kayseri'de hem panel yaptık hem bu konuda bir şeyler yapalım düşüncesiyle hareket ettik. Maşallah. Yani. Ama rahmetli olduktan sonra Yücel Bey bir hareket olmadı. Tabii ben de kendi işlerimi ayağa kaldırmak için bizim hastanecilik de var biliyorsunuz. Tabii. Hem hastanecilik hem okul çalışması. Onlar belli bir yere gelene kadar ilgilenemedim. Ama e, ondan sonra 2010'da bu işe başladık çok şükür. İnşallah oraya geleceğiz. İzninizi bir ara verin. Bir ara vermemiz Gel gerekiyor. Ben. Değerli izleyenler küçük bir ara efendim, çaylarınızı tazelersiniz sohbet güzel gidiyor bana sorarsanız aslında isterseniz. Bu arada siz de katılabilirsiniz hem bizim sosyal medya hesaplarımızdan hem TÜBİTAK'ın sosyal medya hesaplarından sorunuz, görüşünüz olursa Kemal abi aktarmaya çalışırız bir küçük ara aradan sonra tekrar buradayız efendim efendim tekrar merhabalar mevzu bu devam ediyor sevgili e, Doktor Kemal Tekten ile birlikteyiz aslında isterseniz tıp e, okuyup doktorluk yolunda e, yol almaya devam ederken 1992'de sevgili e, Yüce Çakmaklı ile bir araya geldikten sonra bir Amerika ziyaretinden sonra hem e, prodüksiyon tarafında, film ve diziler tarafında yani insanların aslında isterseniz görsel sanatlarla bir anlamda e, etkilenmesi alanında. Bir taraftan da üstün zekalar ve dahi e, çocuklarla alakalı özel eğitimler alanında mutlaka bir şey yapması gerektiğine inanıyor kişisel olarak ve bununla alakalı kişisel kariyerinde e, şekillendirmeye başlıyor. E, abi şöyle yapalım Demal abi. Hani bir yere ziyarete gittiğimizde eskiden çok olurdu. Pandemi döneminde biraz kestik e, komşu ziyaretleri, eş dost, akraba ziyaretleri ama Albüm açardık böyle, fotoğraflara bakardık vesaire. Evet, yani. evet. Ben dedim ki biraz fotoğraflara bakalım. Fotoğraflar üzerinden Olabilir. de konuşalım. efendime söyleyeyim. Ee, onlar üzerinden de mutlaka sohbet açılacaktır diye düşünüyorum. Ee, arkadaşlar geçelim fotoğraflara, birer birer fotoğraflara görelim size zahmet. İlk fotoğraftan başlayalım. Bakalım Ciyama'da abi bize neler anlatacak bu fotoğraflar üzerinden. <gülüyor> Hatırladınız mı? <laughs> bu tabii tıp fakültesi birinci sınıf. Evet. Daha doğrusu ikinci sınıf diyelim. Birde de vardı da ikinci sınıfta çekilmiş bir fotoğraf. Ee, bizim kadavra başında orada bir kadavra var. Onun <laughs> üzerinde çalışma yapıyoruz. Profesör Sami Zan evet. çok meşhur bir insandı. Anatomi hocamız ee, hala hayırla andığım kişilerden biridir. Ne güzel. Ee, şimdi 300 kişilik sınıfımız vardı amfi. 300 kişi, anatomi dersi çok sıkıcıdır. Tıp fakültesinin, hele İstanbul Tıp Fakültesi'nin en sıkıcı derslerinden biridir. Çünkü hep ezber. Yani kemiğin şeylerini, çiziklerini bilmem çıkıntılarını ezberleyeceksiniz. Sinirler, damarlar, kaslar. Bir de hepsinin isimleri de var, bir de latince isimleri. Tabii, latince hepsi. Latince. Bu yüzden çok sıkıcı olur ders. Üçte biri ancak katılır sınıfın. Ha, susta, hmm. Evde ezberlerim falan düşüncesiyle. Ama Sami dersinde 500 kişi olurdu. Oo. Hatta ben e, devlet suçlarında babam çalışırdı Kayseri'de. Bölge müdürü bir gün dedi ki ya Samizan hoca ne yapıyor? Dedim ki siz nereden biliyorsunuz? Ya dedi biz ta İstanbul Teknik'ten onu dinlemeye geldik. Şaka Allah Allah. Yani İstanbul Tıp Fakültesi mezunları bizim dönemimiz hatta 90'larda da 90'lara kadar diye tahmin ediyorum. Saamizan adını duyduğu zaman mutlaka yüzünde bir tebessüm oluşur. Abi maşallah ne güzel. Yani. yani çok güzel bir örnekti Öyle eğitimcilik ben... açısından. İşte, evet. Bazen sıranın üzerine çıkar, komik şeyler yapar ama aklımızda o kadar kaldı ki hala ben unutmuyorum onun anlattıklarını. Hala o kemiklerin gibi. Hala onun anlattıklarını <laughs> unutmuyorum. Çok enteresan. Yani sınıf güle güle Anatomi dersi. Bakın en sıkıcı dersi böyle güldüre güldüre fıkralarla veya işte gazete küpürleri keser, kendine göre onları okur falan. Ee, öyle bir güzel Allah insandı. Allah, Allah mekanını cennet etsin. Amin, amin. Bir sonraki fotoğrafa geçelim arkadaşlar. Bir sonraki fotoğrafı görelim. Size davet. bu bunun ee, sizde bir hatırası var diye. Kudüs, yani. Beytül O yazıyı Lahim. bir görelim mi arkadaşlar? Çocukların elindeki yazıyı. Fotoğrafı tek görelim size Kaldıralım kelebeği. O yazıyı görsün izleyenlerimiz. Siz buyurun. buyurun. Ee, Kudüs ziyaretimizde, Filistin evet. ziyaretimizde e, Beytül Ahim'de duvarların arkasına geçtik. Orada e, Hz. İsa'nın doğduğu e, e, mağaraya falan gittik. O sırada bu çocuklar benim arkamdan koşuyorlardı. Yaklaşık 10 10-12 yıl oldu buna. I love you, I love you diye. Bizim Türk olduğumuzu öğrenince. Ben de dedim hmm. ne bu ya? I love you ne? E dedim şu kağıdı alın. <gülüyor> <gülüyor> Hemen aklıma geldi. Bütün Türklere selam buradan gibi. Evet Ben e, Türkleri çok seviyorum diye. Bu çocuklar şimdi yaşıyorlar mı bilmiyorum. Okullarını öğrendim. E, yılda bir ay ancak eğitim görebiliyorlarmış. Ya Bir bahaneyle okulları kapatılıyor veya boşaltılıyor vesaire. Ya o kadar güzel çocuklardı ki Allah bahtlarını güzel eylesin. Bütün Filistinlileri de inşallah e, kurtuluşa eriştirsin. Ha. Özgürlüğe kavuşursun inşallah. Evet. Bizi de oraya gitmeyi nasip ettin diyelim. Ee, bir sonraki fotoğrafa geçelim arkadaşlar size zahmet. Bu arada sevgili Muhsin Turan Bey'e teşekkür ederim. Sizinle beraber bu <laughs> fotoğraflar için. Ya Sağolsun yayını da takip etmiş. Ahmet Bey Yücel Çakmaklığı'yla eee Yahyalı e, Kapuzbaşı eee şelalelerine gitmiştik. Bilenler bilir. Tabii bu ya. 92 değil değil mi? O, o yıllar işte. O. Yani bir e, 30 yıl olmasa da bir 25 yılı hmm. vardır. E, Kapuzbaşı şelalelerinde beni tanıyamaz şeyler e, seyircilerimiz orada. hangisi diye. En saçlı <laughs> kimse o. <gülüyor> ne <gülüyor> Közümlü, olacak bu Milli Çakmaklı'nın e, Oturuşuna göre sol tarafındaki benim. Evet, evet, evet. Şeyi konuşuyorsunuz, ne olacak bu milli sinemanın hali. <gülüyor> evet, <gülüyor> onu evet onu konuşuyoruz. Güzel. Yani. Peki devam yani. edelim arkadaşlar. Bu arada şelayeler falan da güzel olur. Çoktur An Anadolu'da giderseniz Hele kapuzbaşı yani, yani sanki dağın içerisinden bir e, su patlamış öyle akıyor. Farklı farklı akışlar var. İnşallah bir gün davet edeyim Kayseri'ye gelin. O inşallah. E, reklamını da yapayım yani <laughs> Kapuzbaşı Şelalesi çok muhteşemdir. Genelde e, Kayseri'ye gelen misafirleri oraya mı götürürsünüz Kemal abi? Yok, orası çok uzak. Ha eyvallah. Daha özel yani, insan. Sizin gibi özel misafirlerimizi <laughs> çünkü e, bir e, zat şeye gitmiş. Ya bu arada abi sizde de bir jön havası varmış yani bilmiyorum siz bu, yapımlarınızla <laughs> e, mı bilmiyorum ama. Tıp fakültesi mezuniyet e, fotoğrafım. Maşallah. Yani. Allah evet. razı olsun. Tabii. Hakikaten yapımlarınızda hiç görünüyor musunuz? Yok hiç görünmüyorum. Niye Alfred Hitchcock bile görünüyor. abi siz niye <laughs> görünmüyorsunuz? Bence görünebilir, Belki yani, bir gün olabilir. Yani <laughs> şimdi e, İblis İnayı çektik bitirdik. Evet. E, aslında orada olsun bir hekim e, olarak görün dediler ama ben yine de Ha yine gördüm. geri durdum, evet. İbn-i Sina'yı bitirdiniz mi? i̇bn Sina 7 bölümlük, i̇bn Sina dökü drama tarzında e, çektik, bitirdik. E, onu tutmuş. çekmek de aslında isterseniz bir tıp doktoruna yakışırdı yani. Çok güzel olmuş bence. <laughs> evet. Ben, evet. e, ben i̇bn Sina'yı çok severdim. Hatta bir tıp merkezi açmıştım i̇bn Sina ismiyle. Yıllarca ilk e, sağlık sektörüne öyle girdik biz Kayseri'de. Allah nasip etti Tabii bir de mesela Ertuğrul ismini çok sever Ertuğrul Gazi yeah. Ertuğrul Gazi'yi çok severdim Benim 25 yaşlarında Yeğenim var onun ismi de Ertuğrul Gazi ben koydum ismini yeah. Dolayısıyla Allah nasip ediyor sevdiğinizi <laughs> Halisane olursanız Çok şükür Hamdolsun ne güzel yani insan geriye dönüp baktığı zaman evet bunlar güzel anlar ya. Yani. Peki devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki fotoğrafa bakalım. Bakalım bir sonraki fotoğrafta ne göreceğiz? Benden habersiz göndermiş Muhsin. <laughs> bu, Muhsin ve evet bize ha, bu anlamda. Ben Cumhurbaşkanımıza kitap e, bunu anlatıyordum. Aha. Daha doğrusu bu 15 Temmuz e, kitabı galiba. 15 te Temmuz şiirleri ha, organize evet, etmiştik. Evet. Böyle Türkiye'nin en önemli şairlerin şiirlerini topladık. Onu bastırmıştık. Onun takdim hatırladığım kadarıyla. 15 Temmuz'la ilgili yazdıkları şiirleri mi? Tabi tabi. Dursun Ali Erzincanlı, Nurullah Genç Hoca gibi Bestami Yazgan. Bütün hmm. onların 15 Temmuz'la ilgili yazdığı şiirleri topladık. Yaklaşık 30 civarında şairin şiirini yayınladık biz. Hmm. O da mı TÜZDEV üzerinden O yayınlar? da TÜZDEV üzerinden. Şimdi evet. gelelim TÜZDEV'e. Devam edeceğiz fotoğrafları arkadaşlar. Bir, bir, bir miktar bir ayraç koyalım oraya. Ee, tekrar döneceğim. Ee, şimdi demiştiniz ya Amerika Dışişleri'nin en büyük e, iki tane yaptığı güzel. Gücü var. evet. Zeki çocukları bulup dahileri bulup onları kendi içlerinde eritme ve kendileri için çalışma. İki Hollywood. Hollywood tarafı başka bir şey ama sizde de TÜZDEV'i yani Türkiye Üstün Zekalılar ve Dahiler... Eğitim Vakfı'nı kurdu. Dahi çocuklar. Dahi çocuklar. Evet, eğitim Vakfı'nı kurdu. Vakfı. Ben şey diye düşünmüştüm. Acaba şimdi bu tip şeyler genelde ya insanın başına bir şey geldiği zaman ya da bir bir olayla, bir dosyayla karşılaştığı zaman bir şeyler yapmaya çalışır. Yani Allah etmesin bir, bir kanser vakasıyla karşı karşıya kalırsınız. Bir kanser derneği kurmaya çalışırsınız. Orada insanları bilinçlendirmeye, işte faydalı olmaya çalışırsınız vesaire. Acaba dedim Kemal abinin hayatında böyle birisi mi, üstün zekalı bir çocuk mu, bir yakın mı bir şeyle karşılaştı. Ama evet. demek hikaye başkaymış yani burada. Hikaye tabii. Ee, ben bahsettim ya Seyit Ahmet Arvasi Bey e, bana iki türlü vasiyette bulundu. Ben evet. öyle vasiyet olarak aldım. Biri dedi ki sen tıp okuyorsun insanlık bilgisi bilimi öğren. Dedim ki efendim zaten onu öğreniyoruz. Hayır dedi. Siz sadece antropolojik bir tıp okuyorsunuz. Yani sadece beden ilmi. Ee, i̇nsan bundan ibaret değil ki, insan bunun çok ötesinde Nefs var, can var, ruh var her şeyde evet. Ee, onun üzerine ben 30 yıl onun üzerinde çalıştım, konferanslar verdim ve insanın sırrı kitabını çıkardım evet. onun üzerine. Şu. Evet. İnsanın sırrı parmak izinde mi kodlar? <laughs> <laughs> o benim barkotum. Ha. Yani o parmak izi benim barkotum. Evet. Ee, Tabi barkot ne der, nedir? Nedir? Bütün insanlar da farklı. Demek ki hepimiz özel yaratılmışız. Eyvallah. Cenab-ı Allah bize özel ilgi göstermiş. Hamdolsun. Ee, bunun ötesinde... E, Bu da sizinki. <laughs> yani öyle diyorum da. <laughs> o, o, yayın evinin şeyi, e, yaptığı bir şey. Evet. Ee, i̇kincisi, ikinci kitabım tabii Yerüstü Hazinelerimiz. Orada da yine Arvasi Hoca'nın bana işte bu zeki çocuklar ve dahilerle ilgilenin. Dahi yetişmiyor bakın Türkiye'de. Bunun sebeplerini araştırın ve buna yönelin diye hı hı. bir sohbetimizde konuşmuştu. Ben onu hemen kendi üzerime aldım ve o konuda çok çalışma yaptım. Yerüstü hazinelerimiz sizin ibareniz mi? Ha? Benim ibarem. Ne güzel bir ibare bu maşallah. Ben çok ve e, arkasında bir slogan var. E, yerüstü hazinelerini kıymetini bilmeyenler yeraltı zenginliklerine sahip çıkamazlar. Evet. Bakın mesela Nijer dünyanın altın ve uranyumda ikinci ülkesi ama dünyanın en fakir ülkesi. Irak mesela petrolde e, dünya petrolünün önemli bir kısmını e, ürettiği halde perişanlar oynuyor. Devamlı emperyal güçler onların üzerinden ellerini çekmiyorlar. Neden? Adam yok. Yetişmiş adamları yok dahileri yok. Üstün yetenekli insanlarını kaptırmışlar veya kaybetmişler. Bu çocuklar kaybolabiliyor. kaybolmalar en masum iş. Özel ilgi istiyorlar çünkü. Tabii. Şimdi bakın standart kalıplaşmış bir eğitim bunların için en kötü eğitim sistemidir. Bunlar tabii mesela benim bildiğim dahi çocuklar deha çaplı daha doğrusu çocuklar var diyorlar ki ben bunların hepsini öğrenmek zorunda mıyım? Sevdiğim derslere yöneleyim, onlar da zirve olayım. Hmm. Mesela bir çocuğumuz vardı. Ee, ben bunu tabi bakanlarımıza da anlatıyorum. Ama inşallah e, ümit ümidimizi e, kaybetmiyoruz. Türkiye'de bu alanda çok iyi e, noktalara geleceğiz diye. Nasıl buldunuz e, çocuklar abi? Siz hadi yani bir de öyle bir mesela ben şunu da dikkatlice anlatımlardan 2006'da mesela ilk okulu açıyorsunuz siz. Kayseri'de evet. yanlış biliyorsam. Evet, ve Kayseri'nin ilk akıllı okulunu açıyorsunuz. Doğru. Yani Doğru. orada da bir iddia var yani. O akıllı hani... tahtalar Türkiye'de ilk defa bizden biz kullandık. Evet. Ee, sonra üç boyutlu mesela e, şeyler, e, üç boyutlu görüntüler ve eğitim vermeye başladık vesaire. Ama mesela çocuğun birisi, ben bu konuyla ilgileniyorum ama... Ee, bir şey yapmış değildik yani birilerine diyoruz işte bu konularda eğitimcilere daha doğrusu bir şeyler yapalım diye ee, mesela çocuklarımızdan birisi bir başka okuldan e, fetö'nün okullarından birinden atılmış Hı -hı. zeka problemli diye aile bizim okula getirmiş bizim okulda da ilk birinci ayın sonunda ben de oradayken öğretmeni şikayet ediyor ya bu çocukla bir türlü anlaşamıyoruz e, problemli diye ee, ...çocuğu gönderin dedim. Ben bir e, konuşayım. Bizim de bu konuda eğittiğimiz bir genç... E, ...eğitimci vardı. Şimdi doçent arkadaş. Siz birebir çocuklarla da ilgileniyorsunuz o zaman. Geldi. Zaman zaman ilgileniyorum tabii. Hı hı. Ee, o çocuk geldi bize. Dedim ki evladım... ...yani adı Emin'di. Hiç unutmuyorum. Emin sen niye 10 dakika olmadan sınıfı terk ediyorsun? Bir de kapıyı çarparak terk edip gidiyor. Ama öğretmenim dedi... ...bir konu iki kere anlatılmaz ki... <laughs> <laughs> ya ben bunu bakın e, en üst seviyede de anlatıyorum. Şimdi e, benim gibi birisi mesela üç seferde anlar. Vasat birisi ama bazı çocuklar lep demeden leblebi anlıyor. Şimdi sen bununla onu aynı sınıfta tutamazsın. <laughs> yani... E, lep lab demeden lebde de bir anlayan bir çocukla birkaç seferde anlayabilecek çocuğu aynı yerde tuttuğunuz zaman ikisine de zulüm yapmış oluyorsunuz. Hı hı. Şimdi dolayısıyla e, bu çocukları çok farklı eğitimden geçirmemiz gerekiyor. Eğitim sistemi değişir değişmez. Tabii şu anda bana kalsa devrim yapılması lazım alt üst edilmesi lazım her şey değişmesi lazım yani buradan kimse duymasın ama böyle bir düşüncem var Biraz eğitim alanında devrimci olduğumu söyleyebilirim. Ama bu çocuklar standart eğitimde yok olup gidiyorlar. Bakın 3 yaşında okumayı öğrenen bir çocuk 6 yaşına kadar, okuyor, okuyor, okuyor. 6 yaşında siz ilkokula başlatıyorsunuz birinci sınıfa. Okuma yazma öğretmek için çizgilerle yapıyorsunuz bunu. Buna çocuk farkı diyor Ve diyor ki ya ben aptal mıyım? Ben okumayı zaten biliyorum. Ve kopuyor. Hmm. Bir süre sonra o çocuklar hani tavşanla kaplumbağanın meselesi. Evet <laughs> O çocuklar bunu geçiyor. Dersten kopuyor. Farkında Öğrenmeyi reddediyor belki. Tabii bu sefer e, deniyor ki ya bu çocuk geri zekalı. Bilmeyen eğitimciler, maalesef bizim eğitim sistemimizde bu çocukları tanınırlığı çok az. Bilmeyen eğitimciler de onu geri zekalı olarak kabul ediyor veya zeka problemli. Dolayısıyla çocuk ya isyankar oluyor, bakın bunlar öyle çocuklar ki, bir vasat bir çocuğu, normal bir çocuğu, normal zekalı bir çocuğu siz kötü bir yola sevk ettiğiniz zaman o kendine zarar verir veya çevresinde 3-5 kişiye. Ama deha çaplı çocuk bütün dünyaya zarar verir. İyi yetiştirmezseniz, şefkat, merhamet eğitimi vermezseniz, millilik vermezseniz bu çocuk ülkesini de yakar, dünyayı da yakar. Gördük Adolf Hitler bakın deha dahiydi. Hem de yetim. Evet çevresindekilerin ben IQ seviyelerine baktım en az yüzde %140. Hepsi dahi. Adolf Hitler'i ölçememişler tabii. Ölçme. Söylendiğine <laughs> göre. Şimdi milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu. Şimdi bu çocuklara eğildiğiniz zaman iki türlü fayda sağlıyorsunuz. Onları anlayan insanlarla eğildiğiniz zaman. Bir, onları kötü olmaktan kurtarıyorsunuz. İkincisi güzel insanlar olarak, ülkesinin önünü açan, ufuk sahibi insanlar olarak yetiştirmiş oluyorsunuz. Ve işte Aziz Sancar'lar öyle. Ama Aziz Sancar niye yurt dışında eğitimini gördü? Türkiye'de görse belki Aziz Sancar olamazdı. Belki. Allah bilir. Açık söyleyelim. Tabii. Kaç tane çocukla bu anlamda muhatapsınız? abi? Binlerce çocukla ve aileyle. Yani ben mesela bazı yerlere gidiyorum konferansa çağırıyorlar. Bu çocukları anlatıyorum. Mutlaka birkaç kadıncağız gelir ağlar. Sizi ağlayarak izledim diye. Niye? İşte benim çocuğum 5 yaşında başa çıkamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Nerede okutacağım bilmiyorum diye. Hmm. Çok büyük bir problem bu. Yani bunu e, bakın okul öncesi eğitimi Türkiye'de tam yerli yerine oturmadı. Bu konuları bilerek oturtmak gerekiyor. Ben bir hekimim. Ama eğitimle ilgilendiğim için e, eğitimci de diyorlar bana. Ee, bu konuları gerçekten çok üzerinde düşünerek e, bir şeylere götürmemiz lazım. Çocuklarımız normal zekada çocuğu bile kaybedecek bizim e, lüksümüz yok. Bakın e, Yahudiler bu işi o kadar mükemmel yapıyor ki hı hı. Ofek bu, okulları bu var. Bu örnekte tamamlayalım şey isterseniz evet, bir araya gidelim. Ofek evet, okulları var. Ee, Kudüs'te var. Bizi almadılar içeri. Ee, aynı zamanda Hollanda'da bunların bir şubesi var. Orada eğitim veren bir arkadaşımız, yani nasıl aldılar bilmiyorum, bir yıl zor sabretmiş zaten, ee, diyor ki, çocukların bütün yönlerini, ailelerin bilmediği yönleri bile keşfediyorlar. Ve onları öyle bir eğitiyorlar ki, ondan sonra, o okullardan mezun olduktan sonra bütün mütevelliği bir araya geliyor. Bu çocukların tabii rehberlikçiler o çocukların bütün yönlerini yazıyorlar. Hangi alanda başarılı olurlar? Görsel zekası mı yüksek? Hangi zeka türü ileri yeteneklerini? O alanda diyorlar ki sana al 1 milyon dolar. Oo. İstediğin gibi kullan. Ama sen ülkeni düşüneceksin. İşte bütün Yahudileri düşüneceksin. Ona göre Sonra da bir başka gence güçlü olunca bu paralardan vereceksin. <laughs> Şimdi sistemik, bizim bizim sistemik insanımızla kurmuşlar. karşılaştıralım nasıl. Evet. Peki adam. Ya gerçekten yeni şeyler öğreniyoruz. Sizin de beraber bizde gayet de güzel gidiyor. Ee, ama yine bir ara vermek durumundayım izninizle. Değer izleyenler bir küçük aramız var. Aranın ardından tekrar burada buluşalım inşallah. Efendim bugün mevzu başta çok kıymetli bir konumuz var sevgili Kemal Tek'ten, Doktor Kemal Tekden bizimle birlikte e, hani sakınan göze e, çöp sarmış hesabı bugün reklamlarımız oldukça fazla ara <laughs> vermek <laughs> durumunda kalıyoruz kusura bakmayın ama bir aramız daha olacak o aradan sonra inşallah e, daha efendim düz bir arazide devam ediyor olacağız inşallah arkadaşlar fotoğraflarla devam edelim isterseniz e, görelim fotoğrafları evet, Buyursunlar. <laughs> evet rahmetli babam ve kayınpederim. Buradan bakınca sol taraftaki babam, 5-6 yıl oldu kaybedeli. Kayınpederim de bir yıl sonra. İyi arkadaştılar. Bizim hastanemizin açılışında bu. Öyle mi? 2007'de yeni hastanemizin açılışında fotoğrafımız. Ben anmayı seviyorum abi. Yani böyle... Evet, bir hayır dua ediliyor, e... anılıyor. Allah razı olsun. Güzel, güzel oldu, ben de olsun. çok duygulandım. Allah güzel razı misin? olsun. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki fotoğrafı görelim. Sizin saçlar da beyazlamadan önceki hali. Evet. Aklar düşmüyor. Bu önce. da benim bir aile e... fotoğrafı kız, da. Kız, eşim, kızım ve e... torunlar. Sizin kaç çocuk var abi? Benim üç tane kızım var. Üç kız maşallah. Üçüncüyü biliyorsunuz Nurban. Nurban'ı İngiltere'de Londra'da görüştük. Evet. Onunla. Büyük kızım Dilara, e, kadın doğum uzmanı İstanbul'da. Maşallah. E, bu Gülşah ikinci kızım mimar. O çok e, güzel. Eşiyle beraber müteahhitlik de yapıyorlar. Üçüncü kızım da işte Londra'da e, yüksek mimarlık. Sizin e, setlerde hanım e, görev yapıyor mu? Set de, tabii. Tabi şey. tabi. Buradayken Oo, yapıyordu. Benim iyi. yardımcımdı. Evet. Ee, yapım yardımcılığı ve o konuda hem mimar gözüyle bakarak bir takım e, çalışmalar yapıyordu ama e, bir yıllığına İngiltere'ye gitti. İnşallah Hayır. Temmuz gibi dönüş yapacak. İnşallah. Yüksek lisans yapıyor. Yani i̇nsanlar oturup televizyonun başında kumanda ellerini alıp hani izliyorlar dizileri falan diyor. ama benim biraz zoruma gidiyor. Çok kolay olmuş gibi, oluyormuş gibi falan düşünüyorlar ya <laughs> İnanılmaz zor bir iş. Biraz sonra setlerden de fotoğraflar yani göreceğiz inşallah. Yani öyle bir iki, e, beş on saniye için siz bir saat, iki saat hazırlık yapıyorsunuz ve çekim yapıyorsunuz. Yani, belki tekrar. O kadar zor bir iş ki. Evet. Yani, <laughs> hele bir yanlış yaptığınızda maliyet tabii ikiye katlıyor vesaire. Evet. Ee, ama arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Hepsi güzel arkadaşlar, çalışanlarımız, e, yönetmenimiz, e, senaristlerimiz ne güzel. vesaire. Ne güzel mutluluk çalışanların adına maşallah ya. Çok güzel. Evet. Peki devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki fotoğrafa geçelim. Bu kucağınızdaki torun herhalde mi bu arada? Evet. evet. Ee, bu da e, milletvekili seçilince eşimle odamda çekindiğimiz fotoğraf. Milletvekili odası mı yoksa? Milletvekili odası. Meclisteki odası. Mecliste evet. Eyvallah güzel. Ya, siyasete girmek nereden aklınıza geldi abi Ya da sizi şey mi diyor? Hani mesela Anadolu'da genelde şey oluyor herhalde değil mi? Yani işte orada insanların eee teveccühünü kim elde edecekse, kim tanınıyorsa ya da Evet, çok e, teşvik aldım Aha. çevremden. E, birincisi tabii bizim üniversite yıllarında da siyasi bir ortamdaydık. E, böyle e, o zamanlar çok hoş olmayan ortamlardı. Kavga dövüş ortamında Yok ben ee, bence sizin öyle biz, bir şeye gireceğinizi sanmıyorum. Hayır ben kavgacı değildim ama o ortamda bulunduk tabii. Evet. Ee, daha çok ben eğitimci e, yöne e, geçiyordum. Ama e, sonra 1988 daha doğrusu 92'den sonra biz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hareket ettik. Çok severmişsiniz onu. Ee, çok severdim. Allah mekanını cennet etsin. Gerçekten e, sanki asr-ı saadetten günümüze e, gelmiş bir kişi gibiydi. Zaten öyle yaşadı, öyle öldü. Allah mekanını cennet etsin. 1999'a kadar onunla beraber siyaset yaptım. E, 99'dan sonra kendisinden özür dileyerek, çünkü işlerim e, sıkıntıya girdiği için e, vazgeçtim, bıraktım ama dostluğumuz devam etti. Onun vefatına kadar, vefat ettikten sonra ben e, 2010 2010'lardan sonra AK Parti'de görev aldım. Hı, hı İşte 2015 seçimlerinde de milletvekili seçildik ama kısa sürdü biliyorsunuz. Kısa dönem vekillik oldu. E, kısa e, kısa dönem benim için de yeterli Nasıl? oldu açıkçası. Göreceğimi e, gördüm biliyorsunuz. Evet. Yani siyaset <laughs> e, zor iş. Hepsini birden kaldıramıyorsunuz. Yani siyaset bir yaparsanız bu tarafı ihmal ediyorsunuz. Ama benim siyasete girme sebebim, e, işte hem gençliğimiz, hem çocuklarımız zeki çocuklarımız için, e, hem de bu sinemada daha belki etkin bir şeyler yapabilirim düşüncesiyle idi. E, kısmet değilmiş ama yine tabii onun etkinliğini şu anda e, etkinliğinden faydalanıyoruz. E, daha sesimizi daha rahat duyuruyoruz en azından. Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu dediniz ya, geçen gün onunla alakalı bir şey okudum. Çok etkilendim ya, inanılmaz etkilendim. Yani bir gün bankaya girmiş, yanında kimse yok. Yani öyle koruma vesaire falan filan evet. tarzı değil. Gitmiş kişilik görevliye demiş ki şu telefon numarasına para gönderebiliyor musunuz? Hani nasıl yapabiliriz diye. Demişler ki efem telefon numarasını olmuyor ama arayalım demişler isim hesap numarası ne varsa bir i̇sim şey İsim yok ama değil yok, mi yok isim yok birisi yardım istemiş aramışlar bir hastanedeki hemşire çıkmış Hı -hı. demişler ki böyle böyle bir şey onu demiş ki e, burada bir hasta var paraya ihtiyacı oldu bu numarayı e, işte söyledi buraya mesaj atmamı istedi falan kim demişler işte şu şu filan kişi Meğer geçmiş dönemde birlikte çalıştığı işte ülke bir tanesiymiş. Cebindeki paranın çok büyük bir kısmını, büyük de bir para değil yani aslında isterseniz hani bugün diyelim ki 500 lira bugünün parasıyla tamamına yakınını yatırmış Veriyor. ve demiş ki ya Rabb'i çok şükür iyi ki hani şey yapmadım yani ilgisiz nedir bugün, kalmadım ilgisiz kalmadım evet. diye. Öyle bir şeyini bunun unutmuştum. gibi yüzlerce e, olay var. E, cebindekini hiç düşünmeden verirdi. Yani bütün cebindekini. Maşallah. Ben bir gün ziyaretine gittim. Tabi palto ile oturuyor. E, bu arada bu paraları dağıtırken e, kendi bulunduğu e, parti binasında kaloriferler yanmıyor. Telefonlar <laughs> çalışmıyor. E, ama işte e, bakın en akıllı kişilerden biri oymuş. Ben cenazesinde bulundum. Hatta mezara girdirenlerden biriydim. E, oradaki samimiyeti gördüm. Oradaki ee, çok farklı zihniyetteki insanların, e, hatta kendisine işkence yapanlar bile cenazeye katıldığı söylendi. E, soldan sağdan, mesela e, Alevi derneklerinden geçenlerde de bir fotoğraf çıktı. E, ziyarete gelmişler mezarlığını. Evet, evet. E, i̇şte güzel bir insandı, güzel yaşadı. mekan Cennet olsun. Amin. İnşallah mekan Cennet olsun. Allah Peki Allah bir sonraki olsun. fotoğrafı görelim arkadaşlar. <laughs> bu ne da güzel, diğer torunlarım benim. <laughs> ee, Ahmet Selim. <laughs> Onlara da vakit <laughs> ayırabiliyorsunuz bu arada. Bu da güzel bir şey yani. O madalyalar var. O ne abi madalyalar? Hatırlıyor musunuz? Ee, evet Ahmet'in, Ahmet, e, Ahmet Kerim'in e, kazandığı madalyalar. Kendisi işte Arapça vesaire öğreniyor. Oo maşallah. E, Kur'an okumada vesaire. Şu anda e, ilkokulda dördüncü e, sınıfta. Allah başkasına. Hep güzel günlerini ee, göstersin inşallah. Evet. Ufaklıklar da orada. Ve Reyhan. Evet bunlar torun sevgisi farklı. Bambaşka bir şey. Konuşuyoruz evet, onu. Biz çocukları daha doğrusu sevemedik. O <laughs> hengame içerisinde asistanlık yıllarında e, vaktimiz olmuyordu. Yani geldiğimizde uyuyorlardı falan. Ama torunları daha rahat Hamdolsun. görme imkanı oluyor. Çok şükür. Peki bir sonraki fotoğrafa geçelim arkadaşlar. Bakalım bir sonraki fotoğrafta neyi göreceğiz. Herhalde bir öbür fotoğraf dosyasına geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Siz oraya geçerken bir sohbetimizde devam edelim. Birkaç parçadan çünkü oluşturduk fotoğrafları. Ee, Kemal abi. Sağ olsun dediğim gibi Muhsin Turan Bey'e bize bu konuda yazmış oldu. Allah razı olsun. <laughs> ben, de, ben de gördükçe heyecanlandım. Duygulandım. Allah ee, razı olsun. Yani. Peki bir taraftan şimdi yavaş yavaş şeye gideceğiz abi. Diriliş diriliş tarafına gideceğiz. Biraz da orayı konuşacağız. Gelen mesajlardan da onu söylüyor arkadaşlar. Ee, niye diriliş hiç konuşmuyoruz diye. Diriliş <laughs> ilk ne zaman gönlünüze düştü abi? Hani tamam 92'de Yücel ile beraber Milli Sinema ve bununla alakalı bir şeyler yapmak fikri oluştu mutlaka bir şey yapacağım dediniz ama diriliş, Ertuğrul ismini niye severdiniz bu kadar Ertuğrul Gazi'yi? Evet, başladın? Ertuğrul Gazi tabii e, pek önde olmayan bir kişi ama evet. Osman Gazi'ye öğütlerini biliyorsunuz. E, çok bilge bir kişi. E, oğluna mesela anlatıyor e, Şeyh Edebali'ye e, tabi olması gerektiğini, onun sözünü dinlemesi gerektiğini e, vesaire çok bilgece söylemleri var. Onlar Hı. beni çok etkilerdi. Bir de belki de rahmetli Mustafa Necati Sepetcioğlu'nun kitaplarından etkilenerek bu sevgi oluştu. Ben e, 93'te çıkan bir dergide e, yazı yazmıştım. Geçenlerde bir okudum. İşte Sepetçioğlu'nun romanlarını keşke film yapabilsek falan diye yazmışım. <laughs> Bunun ötesinde tabi asr Saadet'le ilgili düşünceler yazmışız vesaire. Ertuğrul Gazi gerçekten Osmanlı'nın kodlarını taşıyan bir insan. Yani kaynak insan. Daha sonra Osman Gazi'yi yetiştiriyor ve Osman Gazi yolu açıyor. Yani devleti kuruyor. Dolayısıyla bir beylik, bir padişahlık sevdasında değil. Ama e, davasını öyle e, yaşıyor ki, işte e, bu takdir edilecek bir şey. Ve ufuk sahibi, kardeşleri doğuya gitmek istediği halde geri dönelim, ya bu taraflar çok e, dikenli alanlar, sıkıntılı alanlar, biz bununla başa çıkamayız demelerine rağmen e, kendisindeki o yürek, o cevher, bütün dünyaya neredeyse baş koyacak, baş kaldıracak bir anlayışı gerektiriyor. Bu çok önemli bir yaklaşım. Bütün büyük hamleler de böyle bakış açılarından doğar. Siz kendi özgüveninizi yani kendi tarihi perspektifinizle alıp, yani tarihten ilhamınızı alıp, günü yaşayarak ama geleceğe büyük ülkülerle Gittiğiniz zaman işte orada e, geçmiş tarih kültür ve bugün ve gelecek e, bütünlüğü oluşuyor. Hiç endişe etmediniz mi abi? Şundan dolayı çok endişe ettik. yani mesela e, risk kavramını o sahne senin ki sahne senin de var. mi anlatmışsınız? Hadi, Risk sahne nedir? Senin tam de, bir riske girdiniz abi e, ya. Bütün yani ya. girişimcilik hayatımı anlatıyorum, Diriliş Ertuğrul'un macerasını da anlatıyorum. Burada orada. var evet ya yani okunmasını insanlara ben de tavsiye evet. ediyorum. Şundan dolayı şimdi arkada e, sizden hemen e, çok uzun bir süre geçmeden öncesinde Muhteşem Yüzyıl gibi bir e, dönem e, dizisi var evet. Gerçekten oyuncular efendim söyleyeyim kostüm, dekor e, uygulama biçimi vesaire falan filan oldukça çıtayı yukarıya koymuşlardı. Bir de hani prodüksiyon dünyasının gerçekten ciddi bir tecrübeye sahip, e, bir bilgi, bilgi, birikimine sahip ve kadro olarak da belli bir yeteneğe sahip bir kadronun ortaya çıkardığı bir işti. Çok da tutulmuştu. Yani Türkiye'de gerçekten bir, bir ciddi oranda reytingler almıştı ama siz belli bir ülküyü Ertuğrul Gazi gibi bir Tarihi figürün üzerinden anlatma sevdasıyla yola çıktınız. Evet. Hiç, hiç korkmadınız mı abi? Ya da e, tabii bizi ayağınız e, e, attı mı atmadı mı ben merak ediyorum. E, biz bu hareketi yaparken e, çok engellemeye çalışanlar oldu, çok olumsuz konuşanlar oldu. Öyle mi? Ya siz nasıl başaracaksınız? Yani işte müstehcenlik yok, şu yok, bu yok olmayacak. E, nasıl başaracağınızı düşünüyorsunuz falan diyen çok insan var. Ama bu tür insanlar ee, hamle yapmak insan isteyen insanların önünde engel olmamalı. Şimdi biz e, dirilişten o zaman Mehmet e, bizim şeydeydi. E, Tekten filmdeydi. Mehmet Bozdağ. Mehmet Bozdağ evet. e, o genç bir arkadaştı. E, TRT ile e, bir e, dizi yaptık biz bu arada. <laughs> Gönül Hırsızı diye. Öncesinde. evet. Öncesinde. Tabii o vesileyle TRT görüşmeler başladı. Daha sonra TRT'den böyle bir teklif geldi. Biz de tabii tarihi dizi yapma düşüncesinde olduğumuzu ifade edince. Hı hı. E, ama TRT imza hemen atmıyor biliyorsunuz. <laughs> Siz e, obayı kuruyorsunuz. Bütün oyuncularla anlaşıyorsunuz, senaryolar yazılıyor vesaire. Yani bunların hepsi para bu arada. Tabii hepsi para. O büyük bir riskti. Ben günlerce düşündüğümü hatırlıyorum. Ee, ne yapacağız, ne edeceğiz? Ama e, hani derler ya ya herro ya merro. Yani bir karşınızda bir fırsat geçmiş, evet. hayatınızda istediğiniz bir fırsat. Bunu değerlendirmemek olmazdı. Ee, büyük bir riske girdik, ee, girdik işe. 6 ay sonra falan TRT bize e, hatta çekimler başladı. birinci bölüm çekildi falan. Ondan sonra biz sözleşme yaptık. İlk bölümü ne kadar zamanda çektiniz abi? Ee, tabii e, alt hazırlık birkaç ay sürüyor. He. Evet. Ya o obaların kurulması, işte senaryonun tamamlanması vesaire, dilin oturtulması dört, belki 4 ay falan. E, dört aydan fazla sürdü galiba. Ee, arkasından çekimler başlıyor. Birinci bölüm her zaman e, sıkıntılıdır. Herkesin birbirine uyum sağladığı. Ee, yani normalde 5-6 günde daha sonra çekilmeye başladı diziler. 5-6 günde düşünün bir sinema filmi yapıyorsunuz. Yani. Ee, <laughs> bir şey falan, falan. Bunlar 6 ayda yapılan şeyler. Evet. En erken 6 evet. ay. Yani çekime başladıktan evet. sonra. Ama e, bizde öyle bir hız gelişti bizim Türkiye'de dizi sektöründe e, iki iki buçuk saatlik bir bölüm çekiyorsunuz ve bunlar hepsi özel kostümler, çok özel makyajlar, görüntü farklı e, yönetim yönetmenlik e, daha zor, bütün işler zor. E, bir de o yörenin e, ağzını dilini e, yapacaksınız uygulayacaksınız vesaire. Ee, birinci bölüm tabi bayağı sıkıntılı ve uzun süre oldu ama e, yayınlandıktan sonra tabi hepimize bir coşku geldi. Nerede izlediniz abi ilk bölümü? Ee, Hatırlıyor musunuz? İstanbul'da e, TRT e, yönetimi ve oyuncularla beraber izledik. Yani ilk bölüm yayınlanırken siz de evet, TRT'den yönetmiş beraber. Nasıl bir his vardı, nasıl bir duygu vardı? Tabii çok e, gurur verici bir şeydi. Çok duygulandık. Ee, bir şey başarmış olmak, hele hele insanların takdirini almak. Ee, Türkiye'den mükemmel bir karşılık aldık. <laughs> ee, sonra bütün bu dünyaya yayıldı biliyorsunuz. Ee, Allah'a şükürler olsun. Yani biz tabii işe halisane niyetlerle girmiştik 2010'da. Bu olay e, 2014'te. 2014'ün sonunda... Aralık ayında şeye girdi. Gösterime girdi TRT'de. Dolayısıyla o kadar süre hatta ondan bir yıl sonraya kadar biz borçlarımızı ödemeye çalıştık. Yine sıkıntılarımız devam etti. Çok şükür ama bu işte maddiyat hep geri planda oluyor. İdealist insanlar için ee, önemli olan e, ideallerine uygun yaptığı işler. Siz e, mükemmel iş yaparsanız e, halk da takdir ediyor. Her şeyiyle mükemmel yapmaya çalıştık. İşte oradaki e, senaryo çok güzeldi, hikaye. E, arkasından tabii Türk tarihinin e, bir yerde... E, felsefesini biz işledik orada. Aslında Ertuğrul Gazi ile ilgili bir buçuk sayfayı geçmeyen bir bilgi var tarihi kitaplarda. Hı hı. Ama siz onu 150-300 saatlik bir bölüm, bir dizi yapıyorsunuz. Hı hı. Orada tabii ki hikayeler yazılırken senaristlerin e, hayal dünyası orada işlendi ama e, yani neticede tarihten de kopamıyorsunuz. Bütün yani. tarihin felsefesini orada biz e, mesela. Sefer bizden zafer Allah'tan Aslında mesela Orhan Gazi'nin sözü bu tarihte okuduğumuz kadarıyla Bursa'yı fethettiği sırada söylediği bir söz ee, orada mesela görüntü e, yönetmenliği e, görüntü açısından çok güzeldi kostümler ortam e, oyuncular çok iyi tespit edilmişti kast e, ayağı e, yani Neticede her taraftan güzellikler birleşti ortaya mükemmel bir iş çıktı. Ertesi gün rating raporları yani sabahında rating raporları çıkıyor tabii. Evet. Yani. Evet. İlk yayınlandığı yani ilk bölümde birinci sıraya yerleşti mi? Diriliş hatırlıyor musun? Tabii tabii. Muhteşem. Ee, Harika bir şey. ilk bölümden son bölüme kadar 150 bölüm hemen hemen 90 civarında hep reytingde birinci geldi. Haftanın birincisiydi çoğunlukla. Müthiş bir şey. Günün birinciliğini geçtik. Haftanın birincisiydi. Tabii o arada biz Yunus Emre'yi de yaptık. Tabii. Yunus Emre ilk etapta ilgi görmedi. Yani düşük reyting aldı. Hmm. Ama sonradan millet onun farkına vardı Yunus Emre'nin. Ee, ve e, şu anda e, internette en çok seyredilen diziler arasında Yunus Emre. Hatta izleyenler de şunu söylüyor. En az 3 kere, 4 kere, 5 kere geçen bir Profesör hocamız diyor ki ben en az 10 kere izledim Kemal Bey diyor. Yani e, e, inşallah Hacı Bayram da öyle olacak. İnşallah gibi. inşallah evet yani son yaptığınız işlerden bir tanesi de Hacı Bayram yine o da TRT'de yayınlandı. Arkadaşlar bu arada fotoğrafları muhtemelen ayarlamışsınızdır. Son aramıza gitmeden önce bence bir iki fotoğraf daha görebiliriz diye düşünüyorum. Evet, evet mesela, bu... Dirilişin setinden, ee... değil mi? Diriliş setinde e, Fuat Oktay Bey diriliş setine gelmişti. Hı hı. Yavuz Bingöl var, Mehmet Bozdağ var. Evet ona e, Fuat Bey'e bir kılıç, Ertuğrul kılıcı hediye ediyoruz. Ya Çok Sayıda Star doğdu o diziden. Evet, Ustar arası evet. Star doğdu. Çok sayıda materyal de işte o börkler, efendim söyleyeyim <laughs> kılıçlar biz beceremedik baltalar. ama birçok kişi bunun satışını yaptı. <laughs> <laughs> e, TRT da yapmaya gayret ediyor ama e, yani bu arada kaçak e, O işin yapıl... başka bir boyutu <laughs> hakikaten Kemal abi. Bambaşka <laughs> bir şey ama yani gerçekten müthiş bir pazar oluştuğunu Batılılar çok iyi beceriyor ama. Şöyle söyleyeyim size. E, Pakistan'da ben şeyi gördüm. E, bizim Nurettin ve e, Cengiz Beyler için parfüm yapmışlar özel. <laughs> tabii balta şeklinde şey var. şişesi var. Pakistan falan Türkiye'den daha ileri. İnanılmaz. Geçen şey. sene siz de takip ettiniz tabii, biliyorsunuz. Tabii. Yani Cumhurbaşkanı ve Başbakan bizi davet etmişti. Orada e, neredeyse polis kortejinde gittik şey. Var, var onunla ilgili biz. fotoğraflar da var inşallah. Hatta çok evet. enteresan bir ziyaret daha var. Arkadaşlar geçelim bir fotoğraf daha görelim siz azami. Şöyle bakayım. Sanırım bir iki <laughs> üç dakikamız daha var. <laughs> başka, bu başka bu sizin eylemselliğinizi gösteriyor Londra'da. Şey evet. e, neydi neydim adam e, Adam Tusa. Tuso Müzesi. Evet, müzesine gittiğimde o sırada da sinirimiz <laughs> tepemizdeydi. Trump işte Kudüs'ü başşehir yapıyor vesaire. Ben de böyle bir fotoğraf verdim güzel bir fotoğraf. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bir fotoğraf hakikaten. Yani mesela gerçi Trump sonrasında biraz da kendini mazlum noktasına oturttu. Yani işte sosyal medyada yasaklandı evet, efendim ve evet. söyleyeyim. Hatta seçimde şaibeli olduğunu iddia etti. Gelen gideni aratıyor tabii. Yani enteresan maalesef. durumlar söz konusu elbette tabii ya. Yani ne diyelim diyecek bir şey yok ama bu güzel bir poz olmuş onun için aldım. Devam edelim arkadaşlar bir fotoğraf daha görebiliriz bence. Reklam öncesinde. Bu, bu, bir konferans konferanslarınızdan bir tanesi. Evet. Çok çok konferansınız var abi. Çok evet. Hemen yani, hemen her hafta bir iki tane konferans veriyorum. Neden? Yani şimdi neden sorusunun cevabı ne olur? Beni hadsizlik olarak almayın. Estağfurullah. Bir sürü koşturmacanız var zaten. Bir de gidiyorsunuz genel itibariyle gençlere, evet. öğrencilere ya da onlarla beraber velilere, ailelere yapıyorsunuz bu konferansları. Yani bir şeyler vermekten çok hoşlanıyorum. Bütün masraflar bana ait. Bunu özellikle belirteyim. Ee, şu ana kadar bir ya da iki yerde bana benzin parası verdiler. Herhalde <laughs> <laughs> kendi arabamızda şu yayınlayalım mı abi. Yani <laughs> konferanslar için bulunmaz. Olabilir. Yani müsait oldukça her yere koşturuyorum. Ee, İstanbul'da bu hafta da e, konferansım var. Geçen hafta iki tane vardı. Şimdi bunlar bana keyif veriyor. Şimdi e, bakın ölümsüzlük hadisi diye bir şey var. İnsanlar hani ölümsüzlüğü bulmaya çalışıyor ya. Hı. E, ben bulduğumu iddia ediyorum bir hadisle. Yani bunu hepimiz biliyoruz aslında. Hı. Ama ölümsüzlük hadisi demiyoruz. Hani insan öldüğünde üç şekilde amel defteri kapanmaz. E, bir e, eser bırakırsa, iki kendisinden faydalan ilim sahibi olup da başka insanları bundan faydalandırırsa, üçüncüsü nedir? Salih evlat. Salih evlat ille evinizdeki evlat değildir. Hepimizin etki çerçevemizdeki gençlerdir, çocuklardır. Benim mesela diyorum ki bildiğim altı bin civarında salih evlat adayım var. Hamdolsun. Ne güzel. Buna üç tane de evdeki kendi çocuklarımı katarsam altı bin üç olur. Bunun yarısı okullarımızda yarısı vakfımızda. Onun dışında konferans verdiğim binlerce, on binlerce genci katmıyorum. Onlara da inşallah ruhlarına dokunmuş olabilirim diye düşünüyorum. Şimdi benim bütün e, gayem bu. Ben bu yüzden de kitabımda bir bölüm ben çok menfaatçiyim <laughs> başlığıyla yazıldı. E, bunu yanlış anlayabiliyorlar. Bir rektör arkadaş dedi ki ben de şu şu işleri karşılıksız yaptım dedi. Bana bir gün ben de dedim ki hiçbir şeyi karşılıksız yapılmaz. Nasıl olur abi ben karşılık hiçbir bedel alma ille dedim bedel mi yani Allah rızası yok mu? Hani bir e, Fatih'te üç baş mescidi diye bir şey var. Hı. Daha doğrusu üç baş külliyesi diyebiliriz. E, bu tarihte bir Nurettin Efendi var berberlik yapıyor ama çok pahalı berberlik yapıyor hmm. Hatta kanuni bile onu onu çağırıyor tıraşı olurken ee, arazileri var adam parayı çok seviyor hiç harcamıyor ata bile bilmiyor yani atı bile işte masraf olarak saktırıyor ya bu adam paracı diye hitap ediyorlar aradan bir süre geçiyor ee, bir bakıyorlar ki Mimar Sinan onun arazisine binalar yapmaya başlıyor Bimar Sinan yapıyor. Nedir bu falan? Gidiyorlar, geliyorlar. Meğerse işte mescit, medrese ve yurt. Hmm. Hatta açılışına Kanuni Sultan Süleyman davet ediliyor. Geliyor. Ya Nurettin Efendi senden hiç bunu beklemezdik. Sen parayı çok severdin. Bu ne iş? diye soruyor. Efendim diyor. Ben parayı yine çok seviyorum. Ama diyor bu kadar sevdiğim için erkenden benden önce öteki tarafa gönderiyorum. <laughs> <laughs> Efete yapıyor bir tarafı. <laughs> Bizim de niyetimiz Allah nasip ederse birinden olmazsa diğerinden bir şeyler kazanırız. Orada bir çocuğun hayatına de e dokunmak, bir genci e güzel bir tarafa yönlendirebilmek, inşallah bize nasip olur diye düşünüyoruz. Çok güzel bir ticaret yapıyorsun Kemal. E. <laughs> çok güzel bir. ticaret Bakın yapıyorsun. mesela e diriliş oyuncuları e birçok roller aldılar. Onları roller etkiledim mi, etkilemedim mi bilmiyorum ama onları dinleyen insanlar arasında neler çıktı Amerika Wisconsin'den bir kadın açıklama yaptı ben dedi İbn İbn Arabi'yi dinleyerek Müslüman oldum diye ya ne kadar güzel bir şey ne kadar müthiş yani Osman Bey ile Amerika'da karşılaşma ihtimalleri sıfıra yakın, karşılaştılar da etkileme ihtimali sıfıra yakın. Evet, gibi. Ama oradaki evet. i̇bn Arabi rolündeki ortaya koyduğu şeyde... Bu iş tabi şeyde... sinemayla daha hızlanıyor. Sizin Başka yaptığınız şey. her iş sinemayla, televizyon dizisiyle çok daha hızlı oluyor. Başka bir şey. Doğru söylüyorsunuz. Peki. Çok böldüm. Hakkınızdaydı ama son bir aramız daha var. Tabii. O arayı da verelim. Tabii. Aradan sonra tekrar sohbetimize devam edelim. Buyurun arkadaşlar. Değerli izleyenler artık mevzu bahisinin son e, kavşağındayız diyelim son düzlükte. Sevgili Doktor Kemal Teknan de beraberiz. Sohbetimizi şu zamana kadar bence oldukça tatlı bir sohbet oldu. İzlemeyenler bence tekrarını ya da YouTube'da izleyebilirler diye söyleyeyim. Evet. E, Kemal abi biraz da böyle merak uyandıralım değil mi? Yani az sonra falan gibi. Siz benden iyi bilirsiniz onu. Çünkü orada ayarda yapılıyor ya. Tabii, dakika tabii. dakika görüyorsunuz rating raporlarını, değil mi abi? Hangi dakikada ne oldu Hı. ne bitti vesaire falan. Tabii e, yani... Bir de sonunda merakla bırakırsanız ertesi bölüm, bölüm. daha <laughs> e, yüksek oluyor. <laughs> Belki de onun için bu dijital platformlar biraz daha böyle popüler mi diyeyim abi? Yani işte 8 bölüm, 10 bölüm birden atıyorlar. İnsanlar arka arkaya tık 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 sabaha kadar izleyip bitiriyorlar. Nasıl evet. yapıyorlar bilmiyorum da. Yani aslında e, televizyonda da bu olur da tabii e, mecburen bir hafta beklemek zorunda olduğu evet. için bunu yapamıyorlar. Şimdi ekonomisi. Arkası yarın dinler miydiniz abi radyoda? Tabii ya da ki. Radyo tabii ki. Falan tabii. Falan abi tabii. böyle. tabii. O geldi aklıma şimdi izleyince. Peki arkadaşlar. Bizim gençliğimizde öyle. Ya gençliğimizde öyleydi yani. Bizim de çocukluğumuzda. fotoğraflara ee, fotoğraflarla devam edelim. Bir sonraki fotoğrafa bakalım. Evet sizin <laughs> siyaset döneminden. Siyaset doğru. döneminden evet. Kayseri Milletvekilimiz Ahmet Doğan Bey ile beraber. Aha. İsmet Bey var orada. Görebildiğim kadarıyla. Eski bakanımız doğru. Evet. E, o Ahmet Doğan abi orada, doğru evet. evet. Kayseri'de, herhalde Kayseri'de bu belki? Kayseri'de, Kayseri'de herhalde. Oradaki bir seçim çalışmasıyla evet. alakalı. Zorlandınız mı abi siyasette? Ee, pek zorlandığım söylenemez. Ama e, tabii benim bütün gayem e, bu söylediğim e, yönde olduğu için. Yine bunları o kürsüde da Tabii yani. orada anlatmak <laughs> için bir takım planlar, programlar yaptım. Tabii e, çok projem vardı, halen var. Onları e, şimdi siyaset dışında da uygulamaya çalışıyorum. Özellikle gençlik üzerine ve kültür üzerine e, bu projeleri gerçekleştirmek için şimdi de gayret gösteriyorum. Evet. Tabii e, vekil olunca bazı şeyler daha kolay oluyor, önü açılıyor. E, çünkü bunlar hiçbiri ticari e, beklentilerle yapılan şeyler değildi. Evet. Ee, çok şükür Allah böyle takdir etti. Benim için de dediğim gibi o kadarlık yetti. <laughs> yani o kadarla ben vekilliği öğrenmiş oldum, o e, ortamı görmüş oldum. Görmüş oldum. Ee, şimdi tabii e, birlikte götüremezdim. Hem sinema, hem diğer işler, bu gençlik projeleri e, zannediyorum götüremezdim. Bu arada gençlik projesi demişken biraz önce bir soru vardı e, izleyici sorusu diyor ki hep dönem dizisi mi yapacak ya da hep dönem sineması mı yapacak Kemal Bey? Hayır, başka bir şey olmuyor. Hayır, şimdi tabii tarih büyük bir kaynak. Aslında e, güzel kullanılırsa gerçekten bizim tarihimiz dünyaya tarihimizle vereceğimiz çok mesaj var. Evet. Yani bu millet öyle bir e, tarih yazmış ki e, medeniyetiyle Sadece kavga yapmamış, büyük medeniyetler geliştirmiş. Tabi İslamla e, karşılaştıktan sonra, İslamla donandıktan sonra e, bu daha da bir anlam kazanmış. Yani bin küsür yıldır. E, o zaman bunu anlatmak zorundayız. Ama güncel de şeyler yapmak gerekiyor. E, şu anda bu yönde bir çalışmamız var, e, gençlikle alakalı bir. Dizi çalışmamız. İnşallah e, gençlik ve eğitim hepsi bir arada. Gençliğin sorunları. E, Allah muvaffak eder. Duanızı bekleriz. Estağfurullah. ya, İyilerin duası inşallah bu işlerin üzerinde olsun diyelim. E, bir sonraki fotoğrafa geçelim arkadaşlar. Bir sonraki fotoğrafla beraber benim bir sorum da, daha olacak ama bakalım uyumlu Evet. Mesela e, önemli ziyaretlerden bir tanesi herhalde. Evet. Bu, bu, bu e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanımız seti Erdoğan ziyaret. Orada. Evet. Evet. Ee, hanımefendi orada, Emin Erdoğan. Sizin evet. e, sette oyuncular vesaire falan hepsi orada. Evet. Çok sayıda ziyaret aldınız herhalde değil mi abi? Çok, çok. Ee, mesela Maduro ziyaret etmişti. Var fotoğraf, biraz sonra göreceğiz. Evet. Çok enteresan. Var mı orada? Var var, Maduro'nun da. Çünkü hoşuma gitti yani. Bir de öyle bir ortam oluşmuş ki orada gerçekten ya. enteresan. <gülüyor> <gülüyor> Maduro e, eğer orada biraz kalsaydı, yani bizim davamızı, bizim düşüncemizi dünyaya ilan eder <laughs> noktaya gelirdi. Yani öyle bir heyecan dolu bir insan. Evet. Sizin e, yani pandemi döneminden önce yaptığınız çekim e, dönemleri vardı. Pandemi döneminde bitmiş miydi için çekim bitmişti. Bitmişti. evet. Bakın mesela işte Maduro'nun ziyaretinden olan fotoğraf. Evet, orada böyle artık evet. geçirmiş Mehmet Bozdağ orada. Serdar Bey orada. Ee, rahmetli oldu herhalde değil mi Serdar Bey? Yok hayır. Hayır, <laughs> Allah uzun ömür uzun. Yani tamam. herhalde bu taraf zaten Tabii tabii siz zaman yani. sağ taraf uçtasınız, evet, evet doğru. yukarıdan üretin duruyor, üretin sönmez orada yine. Evet. Bu ziyaretleri bir şekilde kısıtlamak ya da ne bileyim bir bir yoluna sokmak falan çok mümkün olmuyordu herhalde, değil mi abi? Ee, daha çok, çok kısıtlanıyordu. Hmm. Yani tabii ki yüz binlerce kişi set ziyaretinde bulunmak istiyordu, hmm. ee, ama seti her ziyaret eden setin durmasına sebep oluyor. Saatlerce belki bir gün. Muhtemelen tur operatörleri turizmciler de gelmek istiyorlardır. getirmek Tabii istiyorlardır tabii. Insanlar. tabii. Bu, insanlar buna burada da herhalde Bekir Bozdağ Bekir mı? Bozdağ Beyefendi. Evet, evet, o zaman Başbakan Yardımcısıydı. Hı hı. E, seti ziyareti. E, yani e, eğer önü açılsaydı o zaman çekim yapılamazdı. Değil mi? Doğru. Yani o kadar ilgi vardı. Nereye konferansa gitsek biz seti ziyaret edelim diye gençler hevesleniyordu. Bu şunu gösteriyor. Yani güzel şeyler yaptığınız zaman sizin medeniyetinize, tarihinize dair e, gençler de çok fazla ilgi gösteriyor. İşte bu çok önemli. Ama cılkını çıkarmamak şartıyla. <laughs> seviyesini iyi tutturmak şartıyla. Peki e, ben Pakistan'a yaptığım bir ziyarette, Celal Al'la beraber yaptığımız ziyarette oradaki birisi şunu demişti. Ya bizim çocuklarımız e, burada diriliş göstereme girmeden önce artık camiye gittiklerinde neredeyse nasıl dua edeceklerini bilmiyorlardı. Hmm. Bu çok acı bir şey. Bak Pakistan'dan Maalesef, Evet. Diyorlardı ki şöyle dua ediyordu çocuklar. Evet Çünkü hep Hollywood filmleri izlemişler. İnsanlar böyle dua ediyor orada. İnanılmaz bir şey ama gerçek kendisi anlattı ve bana anlattı. Maalesef. Yani bir, birinci göz ikinci göze bana anlatıyor dişi izledikten sonra dedi. Çocuklar tekrar camiye gittiğinde ellerini böyle açarak dua etmeye başladılar diyor. Ne bileyim işte ortama baba girdiği zaman, dede girdiği zaman ayağa kalkmayı yeniden öğrendiler. Hatta el öpmeyi öğrendiler. El öpmeye başladılar diyor. Yani toplumsal hayata sağladığı katkı. Eee Resulullah Efendimizin ismi geçince elini göğsüne koymayı falan mesela e, 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 gibi eyvallah yani şu mesela gibi bir, bir, bir sürü şey. Sizin bununla alakalı yani o e, Diriliş Ertuğrul'un ya da dönem dizilerinin toplumsal hayata sağladığı katkılar, e, insanlara pozitif katkıları. Bununla ilgili örnekler sizin de demin verdiniz. Mesela bir hanımefendi Müslüman olmuş. Evet. Başka bu tip örnekler var mı hiç? Duydunuz. Ee, bir e, profesör arkadaş ziyaretime gelmişti. Bu Amerika'dan Türkiye'ye dönüş yapmış bir arkadaş. Şu anda e, zannediyorum İTÜ'de devam ediyor. Hı hı. E, bana dediği şu, özellikle benimle görüşmek istemiş. Ee, ben de de Amerika'da asla bir Türk filmi Türk dizisi izlemiyordum hı hı. hep yabancı şeyler ve milli e, bir adamda değildim dedi hı. yani Türkiye'ye karşı Tamam bir bağlılık var ama bu tamamen işte burada doğmuş olmak burada büyümüş olmak gibi bir e, nostaljik bir şey gibi düşünüyordum e, beni çok zorladılar İşte ya Türkiye'den geliyorsun biz bak seyrediyoruz. Başkaları da söylüyor. Yani e, Amerikalılar da diyor. Ya Diriliş Ertuğrul gibi bir dizi var. Niye seyretmiyorsunuz? Diye diye diyor. Bir gün diyor tamam. Bir seyredeyim bakalım ne olacak dedim diyor. Başladım seyretmeye. Ya bir oldu iki üç falan böyle gidiyor. Ve diyor içimde bir şeyler kıpırdamaya başladı. Ya ben e, bir yerlere aitmişim. Demeye başladım ve ben diyor ondan sonra milli bir insan oldum diyor. Ülkeme dönme arzusu böyle başladı diyor ve sonra Türkiye'ye dönüyor. Yani ülkesine dönüyor adam. Çok, evet çok e, ilginç bir şey ve şu anda Türkiye'de. Ee, bu tür şeyler bakın e, ülkesine e, tarihine mensubiyeti de geliştiriyor. Artıran şeyler. Yani kendi e, şimdi e, Türk tarihini eğer Türk ve İslam tarihini eğer kendi mecrasından okumuyorsa insanlar Batı'nın anlattığı anlayışla okuyorsa o zaman düşman bile olabilir. Ya işte bizim ma maalesef bir takım çevreler var ya İslam düşmanı, Türk düşmanı. Hı hı. Ya Batı'da da aslında İslamofobiden ziyade Türkofobi var bu manada. Ben öyle düşünüyorum. Hı. Ya Türkler bir gün yine kalkacaklar aynı yerden bayrağın düştüğü yerden kalkması gibi. Yeniden İslam dünyasının başına geçecekler. Yeniden dünyanın daha doğrusu bizim başımıza bela olacaklar. Endişesi var. Hı hı. Şimdi e, bu endişe bizim maalesef milli olarak yetiştiremediğimiz bir takım insanlara da yansıyor. Dolayısıyla bir kompleks haline geliyor. Siz bunu da yok ediyorsunuz. Eyvallah. Gerçeği göstererek bakın biz e, hani Mehmet Akif diyor ya bir zamanlar biz de nasıl bir milletmişiz, çıkmışız insanlığa, insanlık nedir öğretmişiz mealinde bir şiiri var, şeyi, beyti var biliyorsunuz. Şimdi ben sizin söylediğinize benzer bir şey anlatayım. Tanzanya'ya gitmiştik biz evet. bundan yıllar evvel. Orada gündüz bir vakit namazında camiye girdik. Namaz evet. kıldıktan sonra çıkarken bir baktık ki boynun namaz kılan üç tane genç pırıl pırıl. Ama boyunlarında haç var. Ne olduğunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar tabii. Ama öğrendik ki bunlar kiliseden yardım alıyorlar. Oo. Bakın 20-30 dolar için tabii milli şuur belki gelişmemiş olabilir ama e, en azından namaz kılacak ölçüde bir e, İslami şuur var. Onun farkına e, demek ki öneminin farkında da değiller. Ya yani 20-30 dolar için belki de gerekli. Şimdi ihtiyaçları vardı demek ki. Ben bizim camilerde hani camiye yardım toplanıyor ya. Biraz da caminin içine yardım toplayın, gençlerimize yardım toplayın diyorum. Bu milli şuuru siz verdikçe bu yok oluyor. İşte dua etme biçiminden şeye kendi değerlerine dönüş. Bu oranda başlıyor. Yani insanlarımız da sadece izlemekle kalmasınlar. Yani herkes bu yönde bir gayret içerisinde olsun. Gençlerin elinden tutsun. Gençlere düşüncelerimizi, e, bizim davamızı anlatsınlar. Evet. Yani Türk ve İslam e, davasını anlatsınlar. Eyvallah. Abi son bir soru. Benim cevabını çok merak ettiğim bir soru ama sadece bir dakika kadar bir vaktimiz var cevabı almak için, toparlamak için. Şimdi dirilişle evet. alakalı ilk hayalle birlikte bugün geldiğimiz noktada programın en başında söylediğim Kayseri'den, Anadolu'nun ortasından bir bir insan çıkıyor etrafındaki ekibiyle, <laughs> arkadaşlarıyla, ortaklarıyla beraber dünyanın yaklaşık yarısına, kabaca 3,5-4 milyar insana dokunuyor. Nasıl bir his bu? Yani neler hissediyorsunuz? Valla bunun sonucunda tek bir şey söyleyebilirim. Şükür. Eyvallah. Siz samimiyetle, ihlasla çıkarsanız yola hedefinizi net belirlerseniz hayırlı işler yapma yolunda gayret ederseniz hani cehd dedik ya cehd ederseniz, çaba gösterirseniz Allah karşılığını öyle veriyor ki siz bile inanamıyorsunuz. Eyvallah. Ve bütün bunların sonucu ben sadece Allah'a binlerce şükür diyorum. Elhamdülillah ala külli hal. Elhamdülillah. Allah diyorum. razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah cihetinizi artırsın. İnşallah. Efendim bereketini artırsın. Yapacağınız işlerin etkisini inşallah artırsın. Daha i̇nşallah. güzel işlerinizi hep beraber izleyelim, görelim. Daha etkili işlerinizi inşallah hep beraber görelim. E, Kemal abi çok çok teşekkür ederim. Allah Eksin razı olsun. Ben de teşekkür ederim. Tvnt'de sizin vasıtanızla. Estağfurullah. Rica ederim. Ben de sizin, sizin vasıtanızla bütün ekibinize teşekkür ediyorum. Bu arada o Allah birlikte lazım. çalıştığınız güzel ekibe. Değerli izleyenler, yaklaşık iki saattir birlikteyiz. Sizlere davet abete teşekkür ediyoruz. Bizimle beraber olduğunuz için sağ olun, eksik olmayın. Görüşlerinizi paylaştığınız için. Ee, Allah nasip ederse biz önümüzdeki hafta pazar günü yine tekrar bir arada olmak için şimdiden çalışmaya başlayacağız. Ee, hem o ana kadar hem de hayatınız boyunca. Hayatınızda mevzu bahisi olan her şey iyilik, güzellik, mutluluk, başarı ve sağlıkla ilgili olsun efendim. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın.